Assalamu alaikum hurmatli talabalar. Biz sizden online okul kursunu devam edeceğimiz. Bugün 9. mavzu transfer meselesi için potansiyeller usulü mavzusunu görüp çıkarmız. Ötken sefer sizlerimiz gördük ki transfer meselesi ne mi? O ne mi? Gelgen meselenin matematik modelini kurduk ve onun birinci oranı için tavuş meselesini gördük. Yani biz birinci oranı için o günden keyin onu potensiyeller usulüne kollayıp, ketme-ket, kadem-kadem yaşlanma alıp, optimal yetişimine ege borçumuz gerek. Potensiyeller metodunu kollayışı için, avvalo, birinci oran yetişim organından keyin, AI ve BG punktları muhasil görüşü potensiyellerini kollayışımız gerek. Demek ki, satırlar bu üçe, UI, demek ki, bunlar işlep çıkarışı punktlarının potensiyeller ve üstünler olacak şey, bu, bu işte muhasilin potansiyelleri. Demek bu potansiyeller muhasil potansiyeller demek taksimlendikler bulan yığındısı bir birlik maksulatına alıp barış getirdiğinde transfer harajat yığındısı getirdiğinde oluş gerek. Eğer mesela topologiya yeçim optimal olsa bu kuyudayı teorema önün optimal iken ispatla birerdi. Eğer x yeçim transfer meselesi optimal yeçim olsa o halde quyidagi tengliklarni u y ga v ni qo'shsam s y ga teng bo'ladi agar x musbat bo'lsa, ya'ni bu kattakda mahsulot taqsimlangan bo'lsa. U y bilan v ni yig'ini s y dan kichkina bo'ladi agar x y 0 ga teng bo'lsa. Demak, mana shart qatlanish s va y hammasi shartlarda bajarilsa, demak biz topgan yechimimiz optimal yechim hisoblanadi. Endi isbot qanday qilinadi? Demak, transfer matematik modeli nima? Demak, maksat funksiyon, barcha harajatlarni yig'indisi ve cheklanish shartlari. Demek ki, satır bo'yicha yig'indi ishlab chiqarish hajmiga teng bo'lishi kerak, ustun bo'yicha yig'indi talabning hajmiga teng bo'lishi kerak. Endi bularga mos potensiallarni kiritgandan keyin, demek her biriga, demek satırlar bo'yicha UI 1dan M-gacha, ustunlar bo'yicha UI 1dan N-gacha yangi o'zgarish potensialini kiritadigan bo'lsak va ikki yoqlama masalanin shartiga ko'ra biz quyidagi funksiyaga ega bo'lib qolamiz. F teng bu ikki yoqlama masalanin maqsad funksiyasi bo'ladi. Bunda har bir tenglamalardan x larni hammasini u va v bilan almashtirib chiqadigan bo'lsak, demak mana shu hosil bo'ladi. Maqsad funksiya ikki yoqlama masalan maqsad funksiya va uning sharti mana bu 7-chi shart bo'ladi. Demak x yechim ikki yoqlama masalaning transformat masalasi optimal yechim bo'lsa, u holda y, u va v yechim dastlabki chizilgan programmalashtirish masalasining optimal yechimi bo'ladi. Demak, x ning z maksimumimiz, demak, xarajatning minimumi f funksiyasining maksimumiga teng bo'ladi. Yoki mana bu shartimiz bajariladi. Demak, chizilgan programmalashtirish ikki yoqlama masalalarining nazariyasidan ma'lumki, agar ikki yoqlama masalaning optimal yechimi dastlabki masalaning eng cheklangan shartini tezlikka aylantirsa, u holda ikki yoqlama masalaning optimal yechimining eng komponentasi 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu shart bajariladi. Agar tezlikka aylantirsa. Va aksincha, ikki yoqlama masalaning optimal yechimining eng komponentasi musbat bo'lsa, demak, mana bu musbat bo'lsa, u holda dastlabki masalaning eng cheklangan shart tezlikka aylanadi. Mana. Demak, ikki yoqlama masalaning nazariyasidan bu o'z-o'zidan shunday isbot bo'ladi. Demak, teoremamiz isbot bo'lgandan keyin biz potensiallar metodni qo'llagan yechim optimal bo'lishi uchun nima bo'lish kerak? Demak, birinchidan jadvalimizda mahsulotlar taqsimlangan yacheykada potensiallar yig'indisi xarajatga teng bo'lishi kerak. Yacheykadagi mahsulot taqsimlanmagan bo'lsa, potensial yig'indisi xarajatdan kichik va tengsizlik bajarilishi kerak. Agar mana shartlar bo'lsa, demak, bizning topgan yechimimiz optimal yechim bo'ladi. Agar kanda bitta katakchada bu shart bajarilmasa, u holda quyidagi ayirmani ko'ramiz. Potensial yig'indisidan xarajatni ayiramiz va uni delta k bilan belgilaymiz. Shuning maksimum mana shu shartlar buzilgan barcha kataklarda bularni hammasi ayirma hisobga chiqib, shuning maksimumni olamiz. Mana shu maksimumni, demak, biz taqsimlashni o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Bu potensial usulning asosiy g'oyasi quyidagidan iborat bo'ladi. Birinchi, shimoliy g'arbiy burchak usuli yordam boshlang'ich bois yechim topiladi. Topilgan yechim optimal ekanini tekshirish uchun potensial sistema tuziladi. Potensial sistemasining tenglamasi faqatgina
maksat taksından geçecekleri üçüncüsüzlerdi. Bunda maksat taksından geçecekten sonra en plus en minus bitti de oluş gerek. Çünkü tez özgür üçünden sonra en plus en geteyim, en de U potensial, en de V potensial. Ona hemen konuşsak demek potensial. Özgür üçünden yalnız en plus en olalım. Taksından geçecekten sonra en plus en minus bitti de oluyan için bu sisteme çeksiz köp geçimine iyi olalım. Çeksiz köp geçimine olalım. Bunu geçimden tapışımıza adatta U birge ihtiyar gibi birisi oluyor ki bize adatta U birge nöl kıymet verip kanyanların birinki yetini tapı çıkarmız. Birinki yetini tapı çıkarmız. Eğer U potensiyalları malum olsa VJ'nin kuyudaki denilik arkayı tapamız. Eğer VJ'nin malum olsa U'nin kuyudaki denilik arkayı tapamız. Bir şekilde boş katarı için şartdaki baş belirleştirsek delta yüzü nöldeki kişilerin şart teşerik görülendi. Demek her bir maksat taksından mengen katak için. Eğer bence iyi başlılar için bana teşirliğin becerisi demek topluluğun geçim optimal geçim oladı. Eğer bırak katakta bana bir şart bozulsa demek bana şey bozulsa demek başlangıç bazı geçim almıştırılır. Bu kuyuda hiç hemen yaşlanır. Demek bana şey bozulgen bence deltalarında maksimum alınadı. Maksimum alınca demek nöl koyuladı. Maksimum alınca demek anlaşılıyor. Migelette nöllük alınıp anlaşılıyor. Sağ strelkesi bu işe nabat plus amet dışarıdan koyup yapıp kontrol hazırlıklarımız. Kontrolümüz iki de kontrollerden ibaret olan. Demek minuslarla ibaret çizik ve pluslarla ibaret çizik. Ve buna çekre bütüşümüz mümkün. Umumdan plus minus koyulmayan kateklerimiz hem bu oluşum mümkün. Ve minuslu katekçilerin içinde en kem x'li iyicin tapamız. Ve onu sigma bile bilgilerimiz. X, K, L demek sigmanı koyamız. Onunla karama karşılamayı nöl alınadı. Eğer H2'miz kontrol tek işli olup plus minus kontrolge tek işli olmasa demek öz yazılır. Eğer plus kontrolge tek işli olsa yangın bazı karşılığı eski muhtarıya sigma koşuladı. Eğer minus kontrolge tek işli olsa yangın bazı karşılığı eskisinden sigma alınladı. Ve yangın bazı karşılığı kullanıldı. Ve bu bazı yana kaydeden potansiyeller tüzülüp yana kaydeden tek işlep çıkıladı. Kaçın ki hemen şara ahirge bana şartımız becerlediğim olsa kaçan ki bana şart becerlediğim şunda bu carayan toktadırdı. Bu olmasa yana kaydeden yana kaydeden yenge bazı tüzülattı. Yana bana diyetlerle kısap çıkarttı. Kitap kılıp çıkılıyordu. Yani bunu sizlerle misalda köşetip görüyoruz. Burada ilk bazada her burada 30 tonunda simit var. Demek iki de bazamız var. 30 tonunda 60 tonunda simit var. Eğer A1 bazadan B1, B2 ve B3 magazinden 1 tonlu simidi alıp borçlu için sertinden harcayet masraçlı 1, 3, 5 somlu A2 bazadan ise 2, 5 ve 4 somlu təşkil etse ve her bir magazinde 20 tonlu simid zarur olsa bu itkazı bir şunu da təşkil kısımız gerek ki neticede sertinden transport harcayeti en kem olsun. Demek bizden işlep çıkarışı A2'de istimalçı 3'de. Demek öz-özden demek berçe yapı transport meselesi umumi işte simen miktarı 60 tonla bugün bugün haracat bugün bugün telefon 60 tonla demek berçe işte bazadaki berçe simen miktarı taksından gibi oluş gerek ve üçte magazinde simen gibi bugün talabı ham qondirilgan bo'lish kerak, ya'ni 20 bo'lish kerakda. Demak, x = 0 da gapdagi teng bo'ladi. Maqsad funksiyasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Demak, birlik xarajatni maqsad miqdoriga ko'paytirib, hammasini qo'shsak, umumiy xarajatimiz hosil bo'ladi. Demak, bu maqsad 15-chimiz maqsad funksiyasi. Demak, 15-chi funksiyani minimum topishimiz kerak, agar 14-chi shartlar bajarilsa. Mana shu bizning masalamizning matematik modeli hisoblanadi. Endi buni biz jadval ko'rinishida yozadigan bo'lsak, bazalarimiz A1, A2, 2 ta magazinimiz, bazamiz bor, har biri 30 tonnadan va 3 ta magazinimiz bor. Har biri 20 tonnadan kerak, demak, bu ham summasi 60, bu ham summasi 60. Ishlab chiqarilgan material
mahsulot hajmi bilan unga bo'lgan talab hajmi teng. Mana 1 3 5 2 5 4 bular birlik xarajat. Demak, bir birlik mahsulotni olib borish 7 dan birlik xarajat. Endi masalan berishga kelib, kelib chiqadigan bo'lsak, demak, berilgan masalaga ikki yoqlama masalamiz. Mana bu 30 11 bir potensial 30 ga ko'paytiramiz. Demak, mana bu ikki potensial 30 ga bu 1 20 hammasi 20 ga demak. Demak, mana bu satr bo'yicha potensiallarimiz, ustun bo'yicha potensiallarimiz. Bu ikki yoqlama masalaning maqsad funksiyasi va potensiallarimizni hammasi quyidagi shartlarda bajarish kerak. Bu hammasi birlik xarajat. Endi shunday qilib, masalan, potensial o'sishi uchun quyidagi bosqichlarimiz. Birinchi shimal g'arib burchak ushlash yordamida baza yechim topamiz. Demak, birinchi mana bu 30 birlik bor, birinchiga 20 kerak. Demak, 30 birlikdan 20 ni bunda yozamiz. Demak, birinchi magazinning talabi qondirildi. 20 birinchi magazin baza birinchi magazinimiz o'zida 10 ta oldi. Demak, 10 ta bilan mana buni 20 ta kichkina 10 ta mana bunga yozildi. Kichkina qiymat yozilib boriladi. 10 ta qo yozildi. Demak, ikkinchi 20 ta kerak, 10 ta birinchi bazadan oldi, qolgan 10 ta ikkinchi bazadan oladi. İkinci bazı 10'da belirgende özü 3. bazı bunge 20'de kaladı. Demek bana birinci oranını geçeyimiz bana görünüş. Demek onge keteden harajat demek bu bir birlik için keteden harajat bana 20 birlik 20 tonla alıp var demek birlik 20 köpeytiriz. 3 10 köpeytiriz, 5 10 köpeytiriz, 4 20 köpeytiriz. Hemmesini koşup çıkarmış. Bana bizim de harajatımız. Şimdi boshlang'ich baza yechimimiz bor. Endi potensialdan usulni qo'llab, biz uning optimal yoki optimal emasligini tekshiramiz. Demak, bizda 5 ta o'zgaruvchi bor. Bu aytgandek, potensial sistemasi yig'imiz, demak, faqat taqsimlangan kategoriyalar bo'ladi. Demak, 4 ta kategoriyaga taqsimlangan 2 bilan 2 ga 3 qo'shsak 5, demak 4 ta taqsimlangan, demak 5 ta normalim 4 ta tenglama potensial usulimiz cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Demak, har bir taqsimlangan kategoriyalarda mana bu shartlarimiz bajarilishi kerak. Demak, mana ko'rsatamiz, u 1 ga u 1 ni qo'shsak 1 ga teng bo'lishi kerak taqsimlangan kategoriyaga, u 1 ga u 2 ni qo'shsam 3 ga teng bo'lishi kerak, u 2 ga u 2 ni qo'shsam 5 bo'lishi kerak, u 2 ga u 3 ni qo'shsam 4 bo'lishi kerak. Mana shu mana bu yerda aks ettirilgan. Demak, odatda u 1 ga 0 qiymat beramiz. U 1 ga 0 qiymat bersak, u 1 ga teng. U 1 0 bo'lsa, u 2 3 ga teng. U 2 3 ga teng bo'lsa, u 2 ga teng. U 2 ga teng bo'lsa, u 3 2 ga teng. Mana. Demak, mana bu potensialdan dastlabki qiymat topildi. Endi buni mahsulot taqsimlanmagan yacheykalarga borib tekshirib ko'ramiz. Mana. Demak, taqsimlangan mana, demak, mana bu yerga taqsimlanmagan. Demak, u 1 plus v 3 5 dan kichkina bo'lish kerak. Mana bu yerda aslan u 2 plus v 1 2 dan kichkina katta kichkina bo'lish kichkina teng bo'lish kerak mana. Endi qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak, demak, u 2-chi satr 1-chi ustunda buzilish bergan. Demak, mana shu yerda bizga plus qo'yib o'zgartirishimiz kerak. Plus qo'yib o'zgartirishimiz kerak va yopiq kontur chizishimiz kerak soat strelkasi bo'yicha. Demak, mana bu hozir bu set tushuntiramiz. Demak, mana bu buzilgan bitta plus qo'yamiz. Demak, soat strelkasi bo'yicha yurishni boshlaymiz. Minus, plus, minus, plus. Demak, ikkita minusimiz bor. Minuslarning eng kichkinasi 20 dan 10 ga teng mahsulot hajmi 10 ga teng. Mana bu men yerda aks etgan minimum 2 cc. Demak, 20 dan 10 dan kichkina 10 ni olamiz. Va 10 mana bu joyga yoziladi. Mana x 2 1 mana tetdamiz 10 10 10 balki 10 yoziladi. Keyin mana minusda demak 20 dan 10 ni ayiramiz. X 1 1 mana minusda ayiriladi. 20 dan 10 bo'ladi. X 2 2 1 demak plus turibdi. 10 ga 10 qo'shamiz 20 bo'ladi. X 2 2 ayiramiz. Demak 10 dan 10 ni yozdi. Demak mana bu mana bu 0 bo'lib qoladi, mana bu 10 bo'ladi. Demak, mana bu bizda 2 2 kategoriya chekimiz bo'sh bo'ladi. Demak, x 1 1 10, x 1 2 20, x 2 1 10, x 2 2 0,
x220 bo'ladi. Va yangi xarajatimiz, demak 1 10 ga ko'paytiramiz. 3 20 ga ko'paytiramiz, 2 10 ga ko'paytiramiz va 4 20 ga ko'paytiramiz. 170 so'm bo'ldi. Demak, ilgari yechimimizda birinchi boshlanishimiz 180 so'm edi. Biz hozir buni kamaytirdik. 170 so'm bo'ldi. Endi yana potensiallarni tekshirib chiqamiz. O'bir bilan o'bir 1 ga teng bo'lishi kerak, o'bir bilan 3 ga teng bo'lishi kerak. Tekshirib chiqadigan o'birga 0 beramiz va bundan topib olamiz. Mana bu yechimga ega bo'lamiz. Taqsimlangan yechimni tekshirib ko'ramiz. Demak, ikkalasi ham bajarildi. Demak, mana bu topilgan bazi yechimimiz optimal yechim hisoblanadi. Va maqsad funksiyamiz, demak, umumiy xarajatimiz 170 so'm. Demak, qo'yilgan masalaning optimal yechimi 170 so'm. Eng minimum xarajatimiz 170 so'm bo'ladi. U mana bu yechimlar orqali topiladi. Biz qo'yilgan masalani oxirigacha yechdik, minimum optimal yechim topdik va eng kam xarajatni qiymatdan hisoblab topdik. Mana shu potensial yechim bo'ladi. Aziz talabalar, shundan e'tiboringiz uchun rahmat.